Merhaba sevgili severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 17 Ağustos 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili dinleyiciler severler. Bugün 17 Ağustos 2022 biliyorsunuz Büyük Marmara depreminin bu sene yıl dönümü arkadaşlar 17 Ağustos 1999'da çok büyük bir felaket yaşamıştık. Ben buradan ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yakınlarına baş sağlığı diliyorum ve Allah'ım e, bu kadar büyük felaketi ülkemizin başına vermesin. Bu da benim en içten dileğimdir sevgili yarışseverler. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz bugün gündüz yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Öncelikle İstanbul ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Bugün akşam yarışlarını Elazığ at yarışları analizimi veremeyeceğim arkadaşlar. Bir hastane randevum var. Öğleden sonra hastane randevuma yetişmem gerekiyor. O yüzden Elazığ akşam yarışları analizlerimi bugün veremeyeceğim. Hepinizden bu konuda özür dilerim. Anlayışınıza sığınıyorum sevgili yarışseverler. Bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışına start alacak. Bugün bütün Türkiye belki aynı safkanı tek geçecek. 3. ayakta 3 numaralı Mahir abi isimli safkanı. Gerçekten kaliteli bir safkan koşmuş olduğu bütün yarışları kazandı. Yaklaşık 5 ya da 6 yarış koştu ve hepsinden birincilikle ayrılmayı bildi. Çim kum ayırmadan koşabilen bir safkan bugün üzerinde stop pilotu şampiyon pilotu sihirbaz pilotu Aris Karataş idaresinde çıkacak. Ben bugün tercihimi başka safkandan yana kullanacağım. Belki bir farkındalık olur, belki bir farklılık olur. Tuttuğum safkanı yine sizlere banko olarak paylaşacağım sevgili yarış severler. Tabi isteyen arkadaşlarımız 3. ayakta 3 numaralı Mahir abi de yine banko olarak yazabilirler. Gerçekten çok kaliteli bir isim sevgili yarış severler. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın Dördüncü koşusuyla, evet ikinci altının ilk ayağı programın 4. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Burada Banko bir isme yer vereceğim. Sevgili yarışseverler birbirine eşit safkanların mücadelesinde özellikle çok kaliteli bulduğum, özellikle kalitesine inandığım ve son yarışını, evet hayatının ilk yarışını çok beğendiğim, Gelibolu temsilcisi evet Sayın Zeynep Atman'a ait yani Karataş Atman ortaklığı olan Gelibolu temsilcisi Ricardo Torun'u 7 numaralı Sarrafim isimli safkanı ben bugün Çim pistte de etkili koşacağını düşünüyorum ve günün Banko ismi olarak tercih ediyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı İki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışı ile devam edecek. Burada da 6 numaralı Topsy Turrivi isimli safkan Scarface temsilcisi hayatın ilk yarışında dikkat çeken ataklarıyla e, beğenimi kazandı. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Bu safkanın gelmemesi durumunda karışacağını düşündüğüm bir yarış. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu gördüğüm bir yarış arkadaşlar. Burada 6 numaralı Topsy Truby isimli safkana ilk rakip olarak. eküri safkanlardan 8 numaralı La Suerte bugün Akın Süzen dairesinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Free Lucky 2 numaralı Desert Fire 11 numaralı Sarah El Şahram 10 numaralı Raven ve 5 numaralı Run for Ramazan isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim safkanlardır. Ve altılı Ganyanın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak grup 2 yarışı Aziziye koşusu kupalı bir yarış. Tam 432 bin lira değerinde bir koşu. Bugün dediğim gibi belki otoritelerin yorumcuların %90'ı belki %95'i e, bugün 3 numaralı Mahir abiyi banko olarak yazacak. Banko yazılır mı? Hak ediyor mu? Yazılabilir arkadaşlar. Çünkü koşmuş olduğu 5 yarışıda kum çim ayırmadan koşabilen bir safkan bugün Aris Karataş dairesinde yine banko yazılabilecek bir isimdir. Bu safkanın kötü koşması durumunda ben 7 numaralı Şahin Mahmut Çanakkale zaferi koşusunda dışa dışa açılmasına rağmen belki 10 boy belki 15 boy kaybetmesine rağmen en dış kulvardan bariyerlerin bitiştiği yerden inanılmaz ataklarıyla Çanakkale zaferi koşusunu kazanmıştı ve bugün Ayhan Kurşun idaresinde daha temkinli koşacağını düşünüyorum. Özellikle savrulmaması durumunda bu grubu geçebileceğine inanıyorum. Bugün ikinci şansı Turbo'nun tayı 7 numaralı Şahin Mahmut'a vereceğim ve 1 numaralı Arap Çelik'te form durumunu, form grafiğini çok yükselten bir Kayızbert temsilcisi, bir Palastor'unu özellikle sürpriz arıyorsak bu safkana bu koşuda yer verebiliriz sevgili yarışseverler. Ve altılı ganyanın 4. ayağı ne geçiyorum. Arkadaşlar dördüncü ayak analizime geçmeden önce sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim bir grup. Yine her gün bu grubumuzda ufak altılı analizi yani 25 lira ile 35 lira arasında 2 ya da 3 misli olarak önerdiğim bir altılı analizi paylaşmaktayım. Grubumuzun aylığı 150 lira sevgili severler 2 aylık katılım 250, 3 aylık katılım 300 yani 3 aylık katılımda Grubumuzun aylığı 100 liraya denk gelmektedir. Yine 6 aylık katılım da 500 lira 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı yaklaşık 83.50 lira gibi bir paraya denk gelmektedir sevgili severler, Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız 0532 601 54 86 numaralı telefondan bana WhatsApp yoluyla ulaşabilirler diyerek ben altılı Ganya'nın evet dördüncü ayağına 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Burada özellikle çok beğenimi kazanan bir isim oldu arkadaşlar. Sayın Baran Cemiloğlu'na ait Lionheart'ın temsilcisi Kapakros'un torunu 2 numaralı Ezer Geçer. Bugün 10. geldiği yarışta son koştuğu 1500 mesafelik sentetik piste koştuğu yarışta özellikle sonlardaki aksiyonlarını çok beğendiğim 2 numaralı Ezer Geçeri bugün ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numaralı Siampre Ganador yine 8 numaralı Bonus Sonlarda yaptığı etkili ataklarla dikkat çeken safkan oldu. Son koştuğu yarışta yine 7 numaralı Influencer ve 3 numaralı Koca Vezir isimli safkanlar bugün sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Yani 2 4 8 7 ve 3 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar bu koşuda da bir numaralı King of the South rakiplerinden daha eşkalli, daha kaliteli görünen safkan konumunda. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde benim öncelikle şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Perotti yine kalitesine inandığım bir safkan bugün Akın Sözen idaresinde bu koşuda etkili olabilir. Dikkat diyerek 5 numaralı Perotti'yi ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 12 numaralı Wimble beğenimi kazanan bir isim oldu. Ve 3 numaralı Dems Victory isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda önerebileceğim isimlerdir. Ve altılı Ganyı'nın kapanış koşusu sonaya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Bazı arkadaşlarımız sormuşlar ücretli WhatsApp grubumuzda aynı altılıyı mı veriyorsunuz diye. Arkadaşlar aynı şablonu aynı çatıyı veriyorum ama ücretli WhatsApp grubumuzda çatıyı biraz daha geniş tutuyorum. Sebebi ise burada Geniş altılı verdiğim zaman inanılmaz bir saldırıya uğruyorum. İnanılmaz e, yorumlarla karşılaşıyorum. Orada gerçek tuttuğum şablonu size tam gerçekliğinde yansıtıyorum. Özellikle bugün 5. ve 6. ayakta şablonumda eksik safkanlar var. Ben açık konuşuyorum. Çünkü saldırıya uğramaktan böyle laf kelime sözlü saldırıya uğramaktan bıktığım için burada insanların istediği gibi 120-130 lira bakın zam gelmesine rağmen 120-130 da 140 liraya geçmeyecek şekilde altılı yapmaya çalışıyorum ki eski dönemde 10 kuruşayken altılılar 150 lira altılı yapıyordum. Şu anda 180-200 lira gibi bir meblada yapmam gerekirken yine eleştiriler üzerine altılarımı 120-130-140 lira civarında tutmaya çalışıyorum. Bunu da buradan yarışsever arkadaşlarıma duyuruyorum. Sevgili yarışseverler severler, ben beşinci 1, 5. aya 15 12, 3 dedik ve 6'lı Ganya'nın kapanış koşusu. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da çok beğenimi kazanan isim, özellikle Gelibolu temsilcisi 14 numaralı Taygeta anne yani at gibi at dersiniz ya gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün Erhan Aktu idaresinde 52,5 buçuk kilo start alacak. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünen Safkan konumunda yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 16 numaralı Kodaloğlu ve yine beğenimi kazanan bir isim 2 numaralı Çınartay isimli safkanları sırasıyla bu koşuda yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum ve misli ya da ufak altılı analizi diyebileceğimiz bir altılı analizi paylaşmak istiyorum sizinle. İlk ayakta 7 numaralı Sarrafim bugün benim banko safkanım olacak Halis Karataş İdaresi'nde. 2. ayakta 6 numaralı Topsi, Truvi, 8 numaralı Lasuerta, 7 numaralı Frilaki, 2 numaralı Desert Fire. 11 numaralı Sarah El Shahram ve 10 numaralı Raben isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldım. Altılı ganyanın 3. ayağında 3 numaralı Mahir Abi isimli safkanı Bugün 7 numaralı Şahin Mahmut'la beraber değerlendireceğim. Bugün de buradan bir safkan çalmış olduk. Ve altılı ganyanın 4. ayağında 2 numaralı Ezer geçer. 4 numaralı Siyam Preganador. 8 numaralı Bonus. Ve 7 numaralı Influencer isimli safkanlara. Hatta 3 numaralı Koca Vezir diye yazacağım. Altılı ganyanın 5. ayağında 1 numaralı King of the South 5 numaralı Perotti ve 12 numaralı Wimble isimli safkanları yeterli buluyorum. Buradan da bir safkan çalmış olduk ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağında ben 14 numaralı Taygeta isimli safkanı günün bir diğer bankosu olarak değerlendiriyorum. Bu altılıyı bütçe durumunuza göre 5 misli, 10 misli, 20 misli ya da Bütçeniz yoksa tek misli olarak da değerlendirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim sevgili yarısı severler. Videolarıma like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Kanalımıza destek veren, bana destek veren bütün yarısı sever dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Esen kalın sağlıcakla kalın sevgili dinleyiciler severler